Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ekim ayı özellikle ilişkileriniz için çok önemli yenilikler, dönüşümler getirebilir. Ay genelinde gezegeniniz Mars, terazi burcunda ilerleyecek. Merkür terazi burcunda gerilemesini sürdürüyor ay ortalarına kadar. Konu başlıklarına baktığımızda 6 Ekim'de terazi burcunda bir yeni ay var. 20 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili koçlar, öncelikle gezegeninizin Mars'ın ay boyunca terazi burcunda ilerliyor olması tabii ki enerjinizi, motivasyonunuzu, özellikle ilişkilerinize, işbirliklerinize daha fazla yöneltecek. Bu ay 6 Ekim'de terazi burcunun 13 derecesinde yeni ay doğuyor. Her yeni ay yeni başlangıçları, yenilikleri, girişimleri hayatımıza getirebilir. Bu yeni ayda özellikle ilişkilerinizi daha fazla sorgulayacağınız, süregelen ilişkilerinizde belki bazı dönüşümler yaşayacağınız ya da yeni işbirlikleri, ilişki dinamiklerine adım atacağınız bir süreci işaret ediyor. Merkür'ün retrosu da halen daha devam ediyor olacak. Dolayısıyla Merkür retrosu biraz geçmişe ait konu ve kavramları da hayatımıza taşırken belki yarım kalmış bazı işleri ya da ilişkiler alanındaki bazı konuları da tamamlamanız için ya da bunları iyileştirip dönüştürmeniz için size fırsatlar getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 13 derece ve yakınlarındaysa ve bunlar öncü burçlardaysa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yeni ay etkileri özellikle 20 Ekim'deki dolunaya kadar gündemimizde olacak. Evet, bu ayın önemli bir konusu da bir süredir, birkaç aydır gerilemekte olan büyük gezegenlerin artık gerileme süreçlerini bitirmesi ve ileri harekete dönmesi olacak. Evet, Merkür 18 Ekim'den itibaren terazi burcunda gerilemesini bitirecek, artık ileri harekete dönecek. Ama Merkür'le beraber bu ay Plüto, Satürn ve Jüpiter'de gerilemelerini bitirerek ileri harekete dönecek. Tabii ki bir gezegen ileri hareketteyken, gerilerken veya gerilerken ileri harekete dönmeden önce yavaşlar, hız keser ve birkaç gün biraz durağan pozisyonda durur. Bu ayın enerjilerini de bir şekilde etkiliyor tabii ki. 6 Ekim'de Plüto bu şekilde ileri hareket etmek üzere duranlaşacak. 10 Ekim'de Satürn ileri harekete geçmek üzere duranlaşacak. 18 Ekim'de ise Jüpiter artık Kova burcunda ileri harekete dönmek üzere duranlaşacak. Aslında bu ay gökyüzündeki bu tesirler biraz bizim de hayatlarımızda sanki biraz durmamız, beklememiz yönünde işaretler veriyor. Sorgulamamız yönünde bazı işaretler veriyor. Belki son 6 ayı şöyle bir gözden geçireceğiz. Bundan sonraki hedeflerimize odaklanacağız. Nerelerde hatalar yaptık ya da görmediğimiz bazı detaylar var mı, eksikler var mı, bunları bir toparlayacağız. İşte bunun için fırsatlar tanıyor bize Ekim ayı. O yüzden terazi yeni ayının da etkisiyle evet bazı yenilikler hedefleyebiliriz hayatımızda. Özellikle belki ilişkilerinizle ilgili bu bazı belki kariyerinizi etkileyecek işbirliklerinizle de ilgili olabilir. Sosyal hayatınızdaki arkadaş ilişkilerinizde olabilir ya da eş partner konuları olabilir. Hızlı kararlar vermeden önce bunları şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Belki içinde bulunduğumuz şartları daha iyi bir analiz etmemiz gerekiyor ve ilerlemek için koşullarımızı belki kendi lehimize çevirebiliriz. Bu dönemde gereken destekleri bulabiliriz. Özellikle zaten ayın 20'sinden sonra retro gezegenlerimiz hızlanacağı için, ki bunlar kolektif gezegenler, Jüpiter, Satürn, Plüto gibi. Dolayısıyla günlük hayatımızdaki iş ve projelerimiz olsun veya ilişki alanındaki dinamiklerimiz olsun, buralarda daha hızlı ilerlememiz ve sonuçlar almamız da mümkün görünüyor. 20 Ekim'de burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin için çok önemli. Her yıl burcunuzda bir dolunay meydana gelir. Evet, 20 Ekim'de Koç burcunun 27 derecesinde dolunay meydana geliyor sevgili koçlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa
Güneş burcunuz yine 27 derece ve yakınlarındaysa, bunun için de özellikle doğum gününüzün 17 Nisan ile 21 Nisan arası olması gerekiyor. Kişisel haritalarınızda yine 27 derecelerde gezegen bulunuyorsa, bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Dolunay Plüto'yla güçlü bir kare açı yapıyor. Mars'la Plüto arasında da yine bir kare açı var. Yani biraz böyle zorlayıcı, üzerimizde baskı yaratan ama çok güçlü dönüşümler de getirebilen bir dolunay aslında. Kariyer hayatınıza da odaklanıyorsunuz. Enerjiniz belki toplumdaki statünüz, duruşunuz, kariyerinizle ilgili dönüşümleri meydana getirebilecek bir dolunay bu. Bunlar ilişkilerinizle de bağlantılı olabilir. Yani bir evlilik, ayrılık, bir işbirliği, ortaklık veya iş ve kariyer konularında vereceğiniz bazı kararlar bu dolunayla beraber bir netleşebilir. Daha önceden yaptığınız çalışmaların da sonuçları alınabilir. Emek harcadığınız, uğraştığınız çalışmaların sonuçlarını alabilir. Bir başarı da elde edebilirsiniz tabii ki. Başkaları tarafından görünür hale gelmeniz, dikkat çekmeniz de mümkün görünüyor. Fiziksel sağlığınıza biraz dikkat etmekte fayda var. Dolunaylar hassasiyet yaratabilir. O zaman da özellikle kaslar, eklemler, kemikler, dişler belki ya da omurgamız, belimiz, baş bölgesi bu dolunayda daha hassas olabilir. Yaralanmalara, kazalara açık pozisyonlar da var. Yani o yüzden kendimize de biraz özen göstermekte fayda var. Kronik sorunlar da kendini daha fazla hissettirebilir. Belki bu sorunları çözmek için de artık farkındalıklar yaşayacağız. Sizinle ilgili olduğu kadar ailenizdeki otorite figürleri, işte aile büyükleriniz, ebeveynlerinizle ilgili konular olabilir. Sağlık konuları veya hani genel olarak bazı dönüşümler olabilir. Ya da çalıştığınız ortamdaki üstleriniz, amiriniz, özellikle üstlerinizle ilgili konularda da bazı dönüşümlerle yine karşılaşabilirsiniz. Evet, bu dolunay etkileri ayın sonuna kadar olan süreci önemli ölçüde etkileyecek. Mars ayın 30'unda teraziden ayrılıyor ve çok güçlü olduğu ve kendi yönettiği Akrep Burcu'na geçecek. Ama bu etkileri daha çok Kasım ayında hissedeceksiniz sevgili koçlar. Kasım ayında son derece güçlü, enerjik ve çok daha kararlı, hırslı, tutkulu olabileceğiniz bir dönem başlayacak. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.